Murat Gürsoy'la Karadeniz Ekonomi Programı'ndan herkese iyi akşamlar. Her hafta bu stüdyolarda ülkemizin ve bölgemizin kalkınması adına değerli sanayicilerimizi, iş insanlarımızı konuk etmeye devam ediyoruz. Yeni sezon fındık başladı malum ve yeni sezon Karadeniz Ekonomi konukları da her hafta sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Stüdyoda çok değerli bir konuğum var. Eski Ticaret Borsası Başkanımız, aynı zamanda eski Ulusal Fındık Sanayi Başkanımız ve Gürsoy AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili, değerli sanayici, iş insanı Sayın Necdet Gürsoy. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hayırlı programlar diliyorum. Sağ olun başkanım. Şimdi tabii malum dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVID-19'da Aralık ayında bir yıl olacak ve halen etkisi devam ediyor. Hem dünyada hem ülkemizde bunun hem sağlık başta olmak üzere ekonomiye de etkileri var. Fındık hakkında İlk önce geçen sezonu, sonra bu sezona geleceğiz ama öncelikle pandemiyle başlayalım. Etkileri devam ediyor. Siz iş insanları olarak bu süreçle ilgili bugüne kadar neler gözlemlediniz ve bundan sonraki düşünceleriniz nelerdir? Tabii maalesef pandemi dünyayı etkisi altına aldığı gibi ülkemizi de tabii ki ekonomik olarak etkisini aldı, menfi olarak tabii. Çünkü baktığımız zaman ekonominin ilk etaplarda yavaşladığını görüyoruz. İşte karantinalar ve insanların tedirginliği ve en önemlisi COVID-19 ile ilgili tıp dünyasının fazla bilgisi olmaması gibi şeylerin hepsi birleştiğinde ilk etapta ekonomi olarak tabii ki zorlandı. Bunun uzantısını şu anda hissedebiliyor muyuz? Sanki hissedeceğiz gibi gözüküyor. Evet. Baktığımız zaman ihracat rakamları geçen seneye göre %33 daha düşük seyrediyor. Fındıkta. Ve bunun ihracatı etkilediğini ve bu ihracatı etkileyen faktörlerin başında bence bu pandemi olayının geldiğini söyleyebiliriz. Tabii ki insanların merak etmiş olduğu ikinci dalga Evet. olayı ki bu Eylül, Ekim, Kasım ayı diye bekleniyor. Ve bunu da şöyle gözlemliyoruz. Özellikle ithalatçı firmalar ve Avrupa'daki alıcılar hep ileri aylara yani yılbaşından sonraya mal almak istiyorlar. Bunlar da şunu gösteriyor. Demek ki daha temkinli, daha hesaplı bir görüş içerisindeler ve bu görüş içerisinde de ağırlıklı olarak pandemiyi nasıl ikinci evresini nasıl atlatacağız diye hesap yapmış olabiliyorlar. Doğru başkanım. Şimdi tabii bu süreçte birçok ekonomik paket açıklandı. Hatta bugün yine ekonomiden sorumlu bakanımız, Hazine Bakanımız Berat Albayrak bugün de bir ekonomik paket açıklandı. Pandemi devam ediyor. Tabii iş insanları alınan tedbirleri, yeni tedbirler bekliyor, yapılandırma bekliyor, yeni paketler bekliyor. O da bugün açıklandı. Bu bağlamda neler söylemek istersiniz? Özellikle kredi garanti fonu aracılığıyla piyasalar korunmaya çalışıldı. Süreci nasıl gözlemliyorsunuz? Tabii şimdi iş dünyasının yaşamış olduğu sıkıntılar gözüküyor ve onlara tabii ki yeterince el atılması ve piyasanın nefes alınması ve piyasanın rahatlatılması için çalışmalar yapılıyor. Tabii ki bunlar iş dünyası için hep müsbet şeyler ve verimli şeyler. Ama artık bence özellikle ihracat kanadının tamamen açılması için Avrupa'nın kafasında bu pandemi olayını bence bitirmesi gerekiyor. Evet. Başkanım, şimdi malum fındık sezonu başladı. 2020 yeni fındık sezonu. Evet. Ve TEMO her son 3 yılda olduğu gibi sezon öncesi siz paydaşların tenkitlerini dikkate alarak sezon öncesi fiyat açıkladı. 3 yıldır bunu yapıyor. Bu sezona geçmeden önce öncelikle geçen yıl rekor bir ihracat gerçekleştirildi. 343 bin iç fındık ihracatı. Yine TEMO fındık sezon öncesi fiyat açıklamıştı. Öncelikle kısaca geçen sezon neler yaşadık ve bu başarının altında yatan sebep neydi? 343 bin ton tarihi bir ihracat, iç fındık.
Tabii bir kere geçen sene gerçekten 343 bin ton ihracatımız gerçekleşti. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de diğer ülkelerde, yani Türkiye'nin dışında fındık yetiştiren ülkelerde rekoltelerin düşük olması idi ve Türk fındığına ister istemez talebi artırmış oldu. Bu sene ise bu tablo tam tersi gidiyor. Şu anda baktığımız zaman 43.195 ton civarında bir iç fındık geçen sene gitmesine rağmen bu sene 29.537 ton gitmiş oluyor. %33 bir azalmayla beraber bir ihracat gerçekleşmiş. Dolayısıyla biraz önce değinmiş olduğumuz bu pandemi olayının bana göre ikinci dalga beklentisinin bu ithalatçı üzerinde etkisi var diye düşünüyorum ben. Başkanım, şimdi bu sezonu değerlendirirsek, bu sene geçen yılki 343 bin ton ihracat rakamından sonra 250 bin hedefi zor gözüküyor. Açıklamaları da oluyor zaman zaman ihracatta. Biraz önce siz söylediniz, geçen yılki Eylül ayı rakamlarının 12 bin ton altında bir ihracat var. Önümüzdeki süreçte neler yaşayabiliriz? Artı ve eksi neler görmemiz mümkün yani olabilir? Onu tabii etkileyecek. Bunun dışında başka faktörler de var. Evet. Yani şu anda önümüzde neler olur, önümüzdeki aylarda neler olur sorusuna cevap vermek gerçekten erken. Çünkü bugün baktığımız zaman mevcut rekoltenin yıl sonundan sonra biliyorsunuz ki yeni ürünün dalda nasıl gelişeceği, nasıl oluşacağı da tabii ki önemli. Tabii. Onun için şu anda bence söylemiş olduğunuz soruya verilen cevap erken olur. Çünkü gözlemek lazım. En önemlisi yılbaşı itibariyle beraber onu yılbaşına kadar olan kısmı bir gözlemek gerekiyor. Evet, geçen sezon akılda kalan iki önemli konu var. TMO fiyatı açıkladıktan sonra 16 TL'den en son deposundaki malları 21 ve 24'ten ihaleye çıkarmıştı. Ve en son 24'ten ihale yapmıştı ve bütün malları satmıştı. Yalnız 24'ten mal alan paydaşların hepsinde bu fındık hani 24'ten alıp 30'a satma düşüncesi de olmuştu, ihracat düşüncesi de olmuştu ama şu an geçen seneden 24 TL'den mal alanlarda bu mallar duruyor gözüküyor. Akılda kalan iki önemli konu. Bu sene TEMO'nun pozisyonu, açıkladığı fiyat ve süreç nasıl devam eder? Özel sektörün fiyatları şimdiden TEMO'yu, tarım krediyi hepsini geçti. Ve 40 yıldır böyle bir Eylül ayı yaşanmadı diye açıklamalar var. Siz buna katılıyor musunuz? Şimdi şöyle, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fiyat açıklaması, ki bunu 2 senedir bu uygulamayı yapıyor ve bu uygulamada daha önceki konuşmalarımızda da söylediğim gibi gerçek olan tek şey üreticinin bir noktada bu fiyatı garanti görmesi, ki bu sene 22 lira olarak açıklanan fiyatı en azından 22 liralık fındığını teslim edebilecek bir adresin olduğunu üretici gördüğü için onu bu fiyat açıklanması, erken fiyat açıklanması rahatlatıyor. Ve ikinci bir neden de artık tekelleşmeye giden bir fındık piyasasının karşısında bir müdahaleci, üreticiyi koruyacak bir müdahaleci bir kurumun olması gerektiğini daha önce söylemiştim. Örneğin çayın nasıl bir çay kuru varsa dedim, işte pamuğun çikobirliği varsa, yani fındığın da mutlaka bir temsil edebilecek veyahut da fındığa yarın sahip çıkabilecek bir kurumun olması lazım. Bu görevi şu anda biliyorsunuz ki Toprak Mahsulleri Ofisi üstleniyor. Ve 22 liralık fiyat açıklamasına rağmen serbest piyasada baktığımız zaman fındık fiyatlarının bunun çok üzerine geçmesi ve de şu anda 24 TL bandında devam etmesi neticesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne tabii ki mal gitmiyor. Ama bundan sonra nasıl bir gelişme olacak veyahut da fındığın 21 TL'den başlayıp 24 TL'ye
gibi kısa bir süre içerisinde çıkmasını doğru mudur, değil midir? Tabii onu da ayrıca değerlendirmek gerekir. Burada beklenti biliyorsunuz ki önemli bir faktördür. Tabii ki bu beklentilerin gelişmesi için arzın az olması gerekiyor. Ama arzın az olmasına rağmen bunun karşısında talebin de az olması ister istemez bazı şeylerde soru işareti bırakıyor. Peki ilerleyen aylarda özellikle yılbaşından sonra gelişmeleri görmek lazım. Burada bir pandeminin etkisinin ne olacağını görmek lazım. Bir de yılbaşından sonra Avrupa'nın nasıl bir harekete geçeceğini de gözlemlemek mi lazım başkanım? Tabii. Evet. Şimdi burada dikkat edilecek husus şudur. Eğer gerçekten ihracat yavaş gidiyorsa burada bir terslik var demektir. Bunu değerlendirmek lazım. Bunu neden geçen sene 343 bin ton olan ihracatın bu sene 240 bin veyahut 250 bin ton civarında olacağı tahmin edilebiliyor. Bunu çözmek gerekiyor. Bunda işte biraz açılım yaptığımız gibi beklenen ikinci dalga pandemiyle ilgili olabilir. Artı bugün fındık fiyatlarının karşısında baktığımız zaman dünyada badem fiyatlarının ucuz olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ileriki aylarda bence daha sağlıklı ve sıhhatli değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet, geçen sezonu kısaca hatırlarsak bayağı bir aksiyon oldu, tartışmalar oldu. Bölge milletvekilleri fındık konusunda çalışmalar yaptılar. Ve fındığın fiyatı belli bir noktaya geldi. Bunları yapılan çalışmaları ve oluşan fiyatı nasıl değerlendirdiniz geçen yılla ilgili ve bu yılla ilgili? Şimdi tabii ki burada şöyle söyleyelim. Bölge milletvekillerinden ziyade ki bizim iki milletvekili arkadaşımız evet. Bu işe daha ziyade ağırlık verdiler ve sahip çıktılar diyelim. Haklı olarak üreticisini, fındığını korumaya çalıştılar. Ve haklı olarak bazı şeyleri dile getirdiler. Ve bu çırpınışlarının neticesinde, söylemlerinin neticesinde bence bu sene fındığa sahip çıktılar. Ve çıkmasının neticesinde 22 TL'lik bir fiyat açıklandı. Halbuki serbest piyasada baktığımız zaman fındık 20 TL'ye kadar düşmüştü. Tabii ki bu arkadaşlarımız haklı olarak 24 TL'ye Teoman'ın sattığı yerde serbest piyasada niçin bu fındık tekrar 20 liraya düştü diye ve burada yeni ürünün kesinlikle işte 23 liradan 24 liradan aşağı olunmaması gerekir gibi mücadele oldu. Bu mücadelelerde de ben her ikisini de haklı görüyorum. Çünkü üreticisine sahip çıktı. Bölge fındığı olan ve fındıkla geçinen üreticiye haklı olarak sahip çıktılar ve konuyu dile getirdiler. Dile getirmesinin neticesinde de baktığımız zaman fındık da gerçekten fiyat olarak belli bir yere geldi. Geldi. Peki başkanım, fındık sektöründe özellikle yabancılar son yıllarda yaptığı yatırımlarla Türk fındık sektörünü ele geçirdiği iddiaları, tekelleşme iddiaları var. Türk sanayinin geleceği hakkında neler söylemek istersiniz? Yani çıkış yolu olarak neler yapmak lazım? Ya şimdi bu şöyle söyleyeyim. Yabancı firmaların Türkiye'ye gelip fındığı ele geçirdiği tabiri biraz evet. Önce ağır oluyor. Ağır oluyor. Ama evet. Tabii ki geldiler, yatırımlarını yaptılar ve fındık piyasasına girdiler. Ve girdikten sonra bir tekelleşme de başladığını söyleyebiliriz. Bizim buradaki serzenişimiz şu, bugün bu işi dışında dediğim gibi mesela fındığı daha katma değerini artırabilecek veyahut da daha muamil hale getirebilecek yatırımlar yapılmış olsaydı hiç kimsenin itirazı olmayacaktı. Ama baktığımızda mevcut sanayicinin veyahut da mevcut fındık dünyasının, piyasasının işini elinden alarak yapmaya başladıkları için tabii ki insanlar ister istemez
iş yahut da iş kaybına veyahut da yapmış olduğu ihracat piyasasında daralmaya gittiğinden ister istemez tabii ki bu işte huzursuz oldular ve de oluyorlar. Ama şuna saygılıyım, yine söylediğim gibi, evet. Yani yabancının yatırım yapması Türkiye için gerçekten güzel bir şey. Ama bu yatırımlar eğer Türk fındığını 2 milyar eurodan veyahut da 2 milyar dolardan 3'e, 4'e veyahut da 5 milyar dolara çıkartacaksa başımızın üzerinde. Ama evet. Zaten bu insanlar mevcut haliyle beraber 2 milyar dolar ihracatı zaten yapıyorlardı. Ama onların pastalarını o paydan hisse alıp da o hisseyi büyüttükten sonra tabii ki o zaman ne olmuş oluyor? Tekelleşme söz konusu olmuş oluyor. Ve bu tekelleşmenin neticesinde de baktığımız zaman piyasa artık belli büyük firmaların eline kalıyor. Onu tahmin ediyorum ileriki senelerde daha iyi hissedecek ve görecek. Bu konuda alınan bir tedbiri yok mu? Yani burada şimdi borsalar burada olsun, sanayi odaları olsun. Tedbir alınmasına evet. Gerek yok. Sadece dediğim gibi fındık üreticisinin mahsulüne sahip çıkabilecek bir müdahaleci kurum olacak. İşte insanlar fındığı şu fiyata alıyorum diyebilir. Evet. Veyahut da beni bu fiyat idare ediyor diyebilir. Ama önemli olan işte müdahaleci kurumun bu seneki fındığın fiyatı şudur dediği zaman o fiyata bakıp da malını teslim edebiliyorsa üretici veyahut da o fiyatı garanti görüp de üreticiye sahip çıkılıyorsa o zaman bana göre bir problem yok demektir. Çünkü onların ister istemez fiyatı onların ekseninde çekmeleri de gerekiyor tabii ki. Şu anda zaten tüm paydaşların ortak görüşü, TMO bu rolü de son 3 yıldır başarıyla, özellikle sezon öncesi açıkladığı fiyatta yerine getiriyor. Katılır ya, mısınız? Tabii TMO evet. Başarılı, şöyle başarılı, hem evet. Alımlarında hem de fındığı satma zamanlamasında tabii ki bence başarılı. Bu sene tabii ki fiyat Toprak Mahsulleri Ofisi'nin üzerinde kaldığı için şu ana kadar alınmadı ama şunu da altını çizmek gerekir. Evet. Yani piyasadan da çekilmemesi gerekir. Ben fındık alamıyorum, daha artık yılbaşından sonra fındık almayacağım dediği zaman o zaman yine tehlike var demektir. Yani bir sezon boyu ben bu fiyatta her zaman alacağım bence demesi gerekir. Evet, peki gerekirse de fiyatı revize etmesi gerekir diyebiliyorsunuz. Tabii ki artık yani onlar evet. Revize eder etmez. Evet. Ona bir şey söylememem gerekir ama hep piyasanın içinde olması lazım. Fındığı gerçekten sahipsiz bırakmamaları için yılbaşından sonra da ben fındık piyasasındayım ve alıcıyım bence demesi gerekir. Yani. Varlıklarını her zaman hissettirmesi tabii. Lazım diyorsunuz. Peki başkan bir izleyici sorusu soralım. İzleyicimiz Ordu Türkiye'de, dünyada Türkiye'de de Ordu en fazla fındığı üreten il. Yani rekoltenin iyi olduğu süreçte 230 bin ton kabuklu fındık üretiliyor. Ama biz neden ihracatı en fazla yapan il konumunda olmuyoruz? Bunun sebebi nedir diye soruluyor. Yani bu bir limanın mı olmaması burada yoksa? Ya onu evet. Şöyle evet. İhracat yapılan firmaların İlk 5 sırasını aldığımız zaman, ismini aldığımız zaman, evet. Yani bu Ordu bölgesinde olmadığı, Trabzon ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Ama aslında niyet, giden fındıklar Ordu fındığı. Ama evet. Kendi yerleşim bölgesi yatırımları Trabzon'da olduğu için, evet. Dolayısıyla ihracatlarını da oradan gerçekleştiriyorlar. Ama şimdi kalkıp da A firma Ordu'da yatırım yapmış olsaydı, Ordu gümrüğünden ihracatını yapmış olsaydı, tabii ki o zaman Ordu'daki ihracat rakamı da artacaktı. Bunun yani sebebi ilk 5 büyük firmanın ağırlıklı olarak Trabzon menşeli olması. Yatırımların orada olması. Yatırımların orada olmasından kaynaklandı. Peki bir konteyner limanının Ordu'da olması bizim Ordu ekonomisinin ihracatını artırır mı? Tabii ki artırır. İhracatını hem artırır hem Ordu ekonomisine bence artı kazandırır. Çünkü biliyorsunuz ki bu Roro özellikle gemilerinin buradan
işte dereyolu vasıtasıyla beraber Adana'ya, Mersin'e, hatta buradan gelecek bir yapacak olan bir Roro seferiyle beraber işte Rusya'ya gibi araştırılması gereken ve bence rentable olan bir liman orduya kazandırılabilir. Evet. Bence de ekonomik olarak çok katkıda sağlar diye düşünüyorum. Evet. Başkan, yine bir izleyici sorusu almış olalım. İzleyicimiz Türk fındığının geleceği açısından, yani her yıl bu rakamlara baktığımızda %90 dünyada fındığı en fazla üreten Türkiye derken %70'lere kadar bu rakamların son yıllarda düştüğünü görüyoruz. İşte iklim değişikliği, küresel ısınma, üretimdeki daralmayı, iklim değişikliğini, küresel ısınmayı, bunun boyutları fındığa nasıl yansıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere tabii ki global ısınmanın mevsimin değişikliğinin artık rekoltenin nasıl olacağını, nasıl biteceği üzerinde tabii ki düşünülmesi gerekir. Ama esas Türk fındığının geleceği diğer ülkelerde, yabancı ülkelerde dikim alanlarının süratle artmasını izlemek lazım. Buna göre bence politika oluşturmak lazım. Çünkü baktığımız zaman dünya, Türkiye'nin dışında dünyada fındık dikim alanları süratle genişliyor. Ve bunlar tabii ki dünya pazarında ne olur, yarın pay alacaklar. Ve bunun da menfi olarak Türk fındığına etkisi olacaktır. Bunu değerlendirmek gerekir. Aslında sorarsanız Türk fındığının artık bir politikaya kavuşması gerekir. Bunu her zaman söylüyorum. Evet. Ve bu politikaların uzun vadede Türk fındığını nasıl daha koruyabiliriz? Veyahut da işte bahsettiğiniz bu %70'lik dünya pazarındaki payını en azından %70'ten aşağıya nasıl düşürmeyiz diye bence planlar yapılması lazım ve fındığın artık geç de olsa bir politikaya kavuşması lazım diye düşünüyorum. Peki başkan, bu özellikle dönümden baktığımızda 70-80 kilo alınmamız bayağı bir eleştiri konusu olmuştu son yıllarda ve bu konuda Tarım İl Müdürlüklerin, Ziraat Odalarının son yıllarda önemli çalışmaları var. Avrupa'da 250 kilo, 300 kilo dönümden fındık alınırken biz bunu 150 kilolara en kötü taşımamız gerekir deniliyor. Bu konuda yapılan çabaların meyvesini görmeye başladık mı? Yeterli mi, yoksa daha neler? Valla tam yeterli değil, evet. Tabii ama bir gerçek var. Artık bu bölgede, bizim bölgemizde dikim alanların oldukça yaşlı olması, ister istemez ne kadar bakım yapsanız da verimi istediğiniz şekilde almasını engelliyor. Dolayısıyla bunun bence bu ağaçların, fındık ağaçların sökülerek, kademeli olarak, yani üreticiyi de teşvik ederek, sökülerek yeniden genç ağaçlara kavuşturulması gerekiyor. Tabii ki bu da bir süreçtir ama dediğiniz gibi dünyada dönüm başı 300 hatta 350 kilo rekolte alınırken, evet. Bugün baktığımız zaman Ordu'da bu rakamların 100 kiloya isabet etmesi, o bölgede mutlaka bazı şeylerin değiştirilmesi gerektiğini görüyoruz. Ve şöyle söyleyebilirim, bugün bu bahçelerin süratle mesela gençleşmesi gerekir. Baktığımız zaman, örnek verirsem kendi bahçem mesela, ki tahmin ediyorum nereden baksak mazisi kesin bir 80 sene vardır. Artık ne kadar bakım yapsan da ondan istediğin verimi alamıyorsun. Ne yapmamız gerekiyor? Onu gençleştirmemiz gerekiyor. Söküp kademe gençleştirme kademe. İşinde de işte iyi bir şekilde çalışıp üreticinin mağdur olmaması gerekiyor. Örneğin bir 10 dönümlük bir fındık bahçesi varsa bunun ilk etapta bir dönümünün sökülüp onun teşviği verilmesi gibi çalışmaların bence yapılması lazım. Eğer verimi artırmak istiyorsak, yoksa aksi takdirde ne kadar budama da yapsan, gübre de yapsan, bakım da yapsan yaşlı bir ağacın verimi genç bir ağaç kadar olmaz. Fındıkta neler oluyor? Sayın
sanayici ve iş insanı Sayın Necdet Gürsoy ile konuşmaya devam ediyoruz. Bu yıl gurbetçiler fındığı sattı. Eylül ayına kadar bir iniş oldu ve bir yavaşlama var ihracatta. Bundan sonra neler olacağını, pandeminde ikinci bir süreç inşallah yaşanmaz ve Avrupa'nın yılbaşından sonraya göre hareket etmesi fındıkta ihracatın yavaşlaması noktasında etkin dedik. Fındığı konuşmaya devam ediyoruz. Başkanım, lisanslı depoculuk, Giresun Borsası bu konuda sonuçta kurdu. Her ne kadar işte TMO'ya, Fiskobil'e yani buraları kiralıyor. Aslında asıl amaç burayı kurarken bu kurumlara kiralamak değil ama sonuçta bu da bir zaman alacak lisanslı depoculuğun kurulması. Ama siz hep şunu söylediniz, fındığın yetiştiği her bölgede kurulması gereken bir yapıdır dediniz. Lisanslı depoculukla ilgili neler söylemek istersiniz? Valla lisanslı depoculukla ilgili her zaman söylediğimiz bir gerçek var. Eğer fındıkta bir sistem olacaksa lisanslı depoculuk mutlaka olması gerekir. Evet. Yani bugün maalesef lisanslı depoculukla ilgili hala bence yeteri kadar bir çalışmanın olmadığını, hatta çok az olduğunu gözlüyoruz. Çünkü lisanslı depoculuk bugün fındığın sisteminde kurulması gereken ilk ayaktır. Evet. Bakın, sistem gelecekse. Fındık borsası deniliyor. Fındık ihtisas borsası tabiri kullanılıyor. Bir kere bunların olabilmesi için ilk ayakta fındık lisanslı depoculuğun kurulması gerekiyor. Ki lisanslı depoculuk kurulmadan bir ürün borsası kurma şansınız zaten yok. Yok, doğru. Ya ürün borsasını eğer VOBA, vadeli işlem borsasına entegre edeceksen orada da yine ayak yine lisanslı depoculuğa dayanıyor. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman lisanslı depoculuk en azından sistemin kurulmasında en önemli ayak. Yani bunu kurmadan, bunu yerleştirmeden fındığa hiçbir sistem getirme şansı yok. İkincisi, lisanslı depoculuk artık bence tekrar gözden geçirilmeli. Yani bugün üreticinin oraya gitmesini veyahut da lisanslı depoculuğa yönelmesi için bazı avantajları üreticiye göstermek gerekir. Ve bugün emanet fındık tabir ettiğimiz fındıkların adresi yine lisanslı depoculuk olabilir. Bugün lisanslı depoculuğa belki fındığını bırakan üreticinin elindeki kağıtla beraber, alacağı değerli bir kağıtla beraber fındığını saklamadan veyahut da iç piyasaya, serbest piyasaya vermeden istediği gibi satma imkanını getirebilir. Lisanslı depoculuk aslında çok önemli ama fındığın çözümü için sorunlarındaki en büyük çözüm lisanslı depoculuk olarak ben şahsen gördüm. Ve şunu da üzülerek söylüyorum, kurulması biraz masraflı olduğu için evet. ve eziyetli olduğu için şu ana kadar da fazla bir mesafe kaydedilmedi. Evet, başkanım şimdi geçmişte çok rekolteli yıllar yaşadık fındıkta ama son ilk bölümde dediğim gibi küresel ısınma, iklim değişikliği aslında fındıkta son 10 yıldır çok rekolteli yılları da baktığımız zaman geride bıraktığımızı görüyorum. Bu 2844 sayılı yasa harekete geçirilmek istenmişti dikim alanının sınırlandırılması ile ilgili. Fındıkta büyük bir değişim ve dönüşüm var yani üretiminden üreticisine, paydaşlara kadar. 2844 sayılı yasayla ilgili neler söylemek istersiniz? Şeyini yitirdi herhalde. Tabii. 2844 sayılı yasa artık tamamen bence hükmünü yitirmiştir. Evet. Çünkü bugün mücadele artık dikim alanlarını artırıp o dünyadaki pazar payında Türkiye'nin uygulayacağı iyi bir politikalarla beraber pazar payını artırabilmektir. Yani bugün artık sınırlamadan ziyade bence verimliliği artırıp rekolteyi çoğaltıp pazar sahasını, pazar yerlerini daha bence artırması gerekir. Bunlar da işte size bahsettiğim gibi hep uzun vadeli bir politika içerisinde olması gerekir. Daha doğrusu eğer Türk fındığı da bir başarı sağlayacaksak veyahut da bir başarıyı yakalamak istiyorsak oturacağız, uzun vadeli bir yol haritası belirleyeceğiz ve bu yol haritası siyaset üstü olacak.
Yani kim gelirse gelsin bu yol haritası üzerinden yoluna devam edecek. Bu belirlenen politikaların uygulanması ve tatbiki neticesinde bence inatçı da olunursa Türk fındığı daha iyi yerlere gelir diye düşünüyorum. Bir devlet politikası olsun diyorsunuz. Tabii artık fındığın kendi politikası olması lazım. Milli aslında politika. Şunu söyleyeyim, sadece fındık değil, bütün ürünün kendine göre bir politikası olması gerekiyor. Ama fındık bugün bir lider ürün Türkiye'de farkındaysanız. Doğru. Bu lider ürünün daha öncelik verilerek gerçekten bir sisteme kavuşması gerekiyor. İşte bu sistem de biraz önce bahsettiğiniz lisanslı depoculuk kurulmadan maalesef geçilmiyor. Bu da maliyetli bir iş olduğu için bu iş devamlı öteleniyor ve gecikiyor. Dolayısıyla bence şöyle karar vermek lazım. Yani lisanslı depoculuk üzerinde tekrar çok iyi çalışılarak, bazı tavizler verilerek bence hayatiyete geçirilmesi gerekir. Varsa ileride hatası o da revize edilerek yola devam edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet başkanım, şimdi özellikle bu pandemin döneminde tarımın ne kadar önemli olduğunu, gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani mutlaka gıda güvenliğini sağlamamız ve üretmemiz, tarımın değerini de bilmemiz lazım. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya şimdi bir kere şöyle söyleyeyim. Tarım gerçekten sadece Türkiye için değil, dünya için önemli. Tabii. Yani bugün üretmeyen, tarımda üretmeyen bir ülke nedir? Bunu ithal etmeye mahkumdur. Doğru. Onun ama şekillerinin yarın işte güvenliği, bugün yaşanan işte bu COVID-19'un hepsi incelendiğinde bir kere kendi ürünümüzü mümkün olduğu kadar kendimiz üretmeliyiz. Bugün baktığımız zaman fındıkta da aynı şey söz konusu. Bugün fındığımız kendimize fazlasıyla iç tüketimde yetiriyor. Ama en azından sağlıklı ürünü üretebiliyorsun. Kaliteli ürünü istediğin şekilde paketleyebiliyorsun. Dolayısıyla milli olmakta bence fayda vardır diyorum. Evet. Başkan, bu son bölümde de biraz Gülsoy Ayşe'yi de konuşalım. Önemli yatırımlar yaptınız. Geçmişten bugüne de sektörün köklü firması olarak 400 kişi istihdam ediyorsunuz. Yeni yatırımlar yapıldı. Neler söylemek istersiniz? Yani bir yatırımcı olarak, burada sanayici olarak gerekli yatırımları yapıyorsunuz. OSB'yi bekliyoruz dediniz ama onu, OSB'yi de beklemeden gerekli yatırım planlarını oluşturdunuz. Tabii bazı yatırımlarımızı yapmak zorundayız. Bunları düşünüyoruz. En azından bizden sonra gelecek olan nesle düşüncemizi veyahut da yapmamız gerekenleri yatırım olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Onlar üzerine tabii ki şartlar ve zamanlar, ekonomi bize neyi gösterirse onu uygulamak zorundayız. Akılcı olmak zorundayız. Yani böyle ille yatırım yapacağız diye de hareket içerisinde değiliz. Ama şöyle bir gerçek var. Yani müessese olarak, Gülsoy Ayşe olarak 5 sene içerisinde mutlaka en azından bazı yerlerde bazı sistemlerimizi modernize etmek zorundayız. Yeniliği yakalamak zorundayız. Makineleşmek zorundayız. Bunları görüyoruz. Bunları işte kendi değerlendirmemiz çerçevesinde, ekonominin gidişatına göre tabii ki ileride yatırımlarımızı gerçekleştirmeyi de düşünüyoruz. Hepsini bir yerde toplamak gibi düşüneceğiz mi var başkanım? Ya en azından modernize olmak ve teknolojiyi yakalamak zorundasın. Biliyorsun ki teknolojiyle beraber daha üretimi daha iyi yapabiliyorsun. Maliyeti daha düşürebiliyorsun. Bunlar önemli faktörler. İşte biz de onları yakalamaya çalışıyoruz. Her şeyden önce Allah nasip ederse yani yapabildiğimiz kadar bu memlekette yatırımlarımızı yapacağız. Çünkü her zaman bir sözüm vardır. Biz bu memlekette doğduk, iş yerimiz de belli, gideceğimiz mezarlık yeri de belli. Evet. Dolayısıyla önemli olan mümkün olduğu kadar akılcı tabii ki, akılcı düşünce içerisinde
yatırımları yapabildiğimiz kadar yapacağız. Bu ülke için, bu şehir için üretmeye devam edeceğiz. Tabii ki yani önemli olan yani çalışmak, üretmek, istihdam yaratmak güzel şey. Çünkü bakıyorsun ki bir iş imkanı veriyorsun. Bakıyorsun tabii. ki bu iş imkanının içerisinde insanlara faydalı oluyorsun. Tabii ki bunun neticesinde kazanıyorsun, büyüyorsun, yani şükrediyorsun. Dolayısıyla tabii. bunların hepsini teneffüs ettiğin zaman insan mutlu oluyor. Evet, şehrin önemli bir markası olarak biz de sizi yaptığınız yatırımlardan dolayı kutluyoruz. 400 kişinin çalışması kolay bir mesele değil. Şimdi başkanım, şimdi orada ekonomisi tabii büyük şehir ilan edilmesiyle beraber büyük bir değişime girdi. İşte bizim önceden hep yakın geçmişte üniversite hayali, havalimanı hayali, Karadeniz-Akdeniz yolu son aşamada. Büyük bir değişim içerisinde siz başta turizm olmak üzere karma bir ekonomiye sahibiz. Her alanda büyümemiz lazım. Orada ekonomisine bakınca neler söylemek istersiniz ve orduyu yönetenlerden bir sanayici olarak beklentileriniz nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Dediğinize katılıyorum. Ordu büyük şehir olduktan sonra gerçekten çok ciddi bir gelişme kaydetti. Ve bunu dışarıdan gelen herkes hissediyor. Evet. Ya ordu büyümüş diyor, ordu gelişmiş diyor. Ordu bir kere baktığım zaman modern bir kent insanları ve yaşam tarzına baktığım zaman gerçekten insanların dışarıdan gelip insanların met ederek konuştuğu bir kent. Bu kentte ekonomiyi daha artırmamız gerekiyor. Özellikle turizm olarak düşünmemiz gerekiyor. Ve bu turizmde ne yapabiliriz? İşte dediğim gibi yayla turizmi demiştim. Veyahut da bugün en az 800 bin tane Ordu'da belki 1 milyon Ordu'nun dışında yaşayan Ordu'lu hemşerilerimiz var. Tabii. Onlar en azından cuma akşamı uçağa atlayıp işte cumartesi pazarını memleketinde geçirecek etkinlikleri veyahut da getireceği eşini, dostunu, akrabalarını burada rahatlıkla iki gününü eğlendirip veyahut da angaje edebilecek etkinlikleri yapmamız lazım. Ve bunlarla ilgili de çalışmaların olduğunu az çok görüyorum. Yani çünkü Ordu'da uzun vadeli bir turizmin olması hava şartlarından dolayı zor tabii, gözüküyor. Doğru. Ama en azından insanların yani iki gün, üç gün veyahut da bir turun geldiği zaman burada bir gününü, bilemedin iki gününü dop dolu çalabileceği, meşgul edebileceği bazı yatırımların tabii ki yapılması gerekiyor. Ki o da baktığımız zaman bir çalışmanın olduğunu görüyoruz. Bir de bir ekonominin baktığımız zaman Ordu'da orduyu yönetenlerin hep bir ahenk içerisinde olması lazım. Tabii. Bugün bunu en azından ordu bunu yakaladığını da görüyorum. Yani bir baktığımız zaman bir vali beyin, bir büyükşehir belediye başkanının, işte diğer arkadaşların hep bir ahenk içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu da ordu için çok güzel bir şey. Çünkü en azından sorunların tartışılabileceği, ortak paydada birleştirebileceği bir atmosferin olduğunu hissedebiliyorsun. Bu da aslında güzel bir olay. Burada bir de şu yapılabilir, işte liderlik yani çatısı altında ki bu liderlik çatısı dediğim gibi vali beyin olabilir veyahut da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın evet. liderliği altında. Orduya fayda verebilecek insanların görüşleri alınabilir. Evet. Fikirleri alınabilir. Bu toplantılar işte 3 ayda bir olabilir, 2 ayda bir olabilir. Siyaset üstü. Yani siyaset evet. üstü davranarak evet. ve insanları dinleyerek yani ki belki değişik bir fikirlerden çok daha faydalı şeyler çıkabilir. Yani bunlar yapılmalı. Yani ordunun daha birbirine kentleşmesi, bütünleşmesi gerekir. İşte dedim ki Akdeniz yolu evet. projesi neredeyse bitmek üzere. Doğru. Yani bu oradaki yatırımcılarla bizlerin tanıştırılması olabilir. Tabii. Ve bu tanışmaların neticesinde belki bir ticari evlilik gerçekleşir. O yatırımcı gelir orada da bir yatırım yapmak ister veyahut da bizler onlarla beraber değişik bir yatırım yapmak ister. Yani dolayısıyla tanışmakta ve özellikle o civar illerdeki sanayicilerle
biz gibi sanayicilerin tanışmasında ve bu tanışmaya vesile olabilecek de bir şeyin teşkilatının olmasında bence fayda var diye düşünüyorum. Ama ordu ekonomisi tabii ki bu pandemiden dolayı özellikle küçük esnaf arkadaşlarımız ki gerçekten zor anlar yaşadılar. Evet. Belki hala da yaşıyorlar. İşte onları ele almak lazım, değerlendirmek lazım. Yani bugün baktığımız zaman bana göre bunun bir sivil toplum teşkilatına ait olan, bağlı olan bu arkadaşlarım mutlaka şu andaki envantere pozisyon envanterleri çıkartılabilir. Onlara nasıl yardımcı olur, onlara ne gibi imkanlar sağlanabilir, onlar tespit edilmesi gerekir. Benim ordu ile söyleyeceklerim bu kadar ama daha güzel günlerin olması için daha fazla çalışmamız lazım. Daha birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Bir kere şunu unutmayalım. Evet. Yani üretmek kolay bir şey değildir. Üretene bence sahip çıkmak gerekir. Bugün gerçekten bir insan dört tuğlayla bir odayı çevirip içerisine bir makine atıyorsa, o makinenin başına da iki kişi koyup da çalıştırabiliyorsa bence o insana saygı duymak lazım. Ona takdir yardımcı olmak lazım. Doğru. Çünkü üretirsek bir yere varırız. Üretmeden başarıyı sağlamak, ekonomiye hız vermek bence mümkün değil. Bunları düşündüğümüz zaman da hep yani ordu olarak birbirimizi kenetlememiz gerekir. Birbirimize sahip çıkmamız gerekir. Yani başka da diyeceğim yok. Gayet güzel başlayalım. Şimdi bu son bölümde de tabii gençler, girişimciler, müteşebbisler bizi izliyor. Gençlere tavsiyeniz nedir? Yani siz bugünün gençlerine başarı için neyi tavsiye edersiniz? Valla bir kere şunu tavsiye ederim. Bir kere bugünkü gençler metotla pratiği birleştirmesi gerekir. Evet. Yani bugün bir gencin üniversiteden mezun olması yeterli değil. Örneğin bir makine mühendisi eğer mühendis olarak çıkmışsa ama çalışacağı makineyi görmemişse onun yani iş dünyasında başarılı olması için zamana ihtiyacı vardır. Dolayısıyla özellikle pratiğini ve öğrenmiş olduğu metodunu birleştirirlerse ve çalışma azmi içerisinde olurlarsa bence başarılı olur. Bir de hedefli olması gerekir. Yani bugün biz de tabii ki gençken işte geldik iş başında babamızdan işi devraldığımızda dedi ki iki kardeş ya biz şu hedefimiz şu olması gerekir dedik. Bir kendimize bir hedef çizdik. Allah'a şükür bakın onu yakaladık. Şimdi diyoruz ki bu çıtayı biraz daha yükseltelim diyoruz. Ama burada şunu söylemek lazım, evet. Özellikle gençlere. Bir kere çalışırken dediğim gibi mutlaka bazı şeyleri deneyimi kazanmadan, ne olursa olsun tecrübesi olmadan başarıyı kazanma şansının zayıf olduğunu bilmesi lazım. O tecrübeyi kazanması için de mutlaka özveriyle çalışması lazım. Ve kendine özgüveni olması lazım. İşte eğer bir insan özellikle başarılı olmak istiyorsa mutlaka ve mutlaka beşeri diyaloğunun iyi olması gerekir. Evet. Ve bunları birleştirdiğin zaman ister istemez zaten başarı geliyor. Ama bugün bakıyorsun tabii ki bazı arkadaşlarımız masaüstü çalışmak istiyor. Yani öyle bir şey yok. Bakın ben bir işletme sahibiyim. Tabii. Yeri geldiğinde iş elbisemi girip işletmemdeki arızaya şuraya buraya birebir hala takip edebiliyoruz. Dolayısıyla yani çalışmanın zamanı ve yaşının olmayacağını ama hedefli olarak bir yere çalışmada ve o hedefi kovalamada bence fayda vardır. Bir de şunu unutmayacağız. Evet. Bir insan bakın gerçekten söyleyeyim hangi işi olursa olsun başarılı olmak istiyorsa dürüstlük ilkesinden hiçbir zaman uzaklaşmaması lazım. Çok önemli. Ve bu ilkeden uzaklaştığı zaman belki kısa dönemde kendini başarılı hissedebilir ama ileride mutlaka hüsrana da uğrayacaktır. Bizim yaşımız bunu gösterdi, bunu gördü, öğretti, gördük canlı örnekleriyle beraber. Dürüstlük gerçekten bir iş hayatında veyahut da çalışan insanda da çok önemli. Ve
o ilkeden hiçbir zaman bence uzaklaşmamaları gerekiyor. Evet başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Fakat bir soru soracağım. Cevaplayabilirsiniz de, cevaplamayabilirsiniz de. Çünkü spontane soruyorum. Bu da Karadeniz ekonomiye özel olsun. Siz başarılı bir sanayicisiniz. Estağfurullah. Ve Ulusal Fındık Konseyi Başkanlığı yaptınız. Uzun yıllar Ordu Ticaret Borsası Başkanlığı'nı yaptınız. Bir iş insanı olarak mutlaka çok üzüldüğünüz ve çok sevindiğiniz anlar olmuştur. Hani iki soru sorsam, en çok sevindiğiniz, unutamadığınız bir şeyiniz var mı aklınızda? Veya en çok şu olaya üzüldüm dediğiniz, aklınızda kalan mutlaka birçok olay var da. Ben şimdi spontane soruyorum. Üzüldüğünüz ve sevindiğiniz iki konuyu alarak kapatsak programı, ne söylersiniz? Valla üzüldüğüm, evet, sevindiğim olaylar var. Çok tabii. Evet. Var tabii. Şöyle, ben her şeyden önce şunu söylüyorum. Özellikle çalıştırdığım işçiye ben hiçbir zaman bir işveren gibi davranmam. Her zaman onların bir abisi, büyüğü olarak hareket etmek isterim. Çok. Ve onlara da söylediğim şey şudur. Hep beraber kazanıyoruz. Bizim görevimiz sizin hakkınızı vermek. Sizin görevinizde hakkıyla çalışmak diyoruz. Ve bunları özellikle dışarıdan duyduğum zaman, yani üçüncü ağızdan, dördüncü ağızdan, evet, duyduğum zaman, işte şu yalancı seni şöyle söyledi falan dediği zaman, tabii ki bu söylemleri hissettiğin zaman bir işveren olarak, evet, mutlu oluyorsun. Ne mutlu. Çünkü en azından çalıştırdığın insanlar senden demek ki memnunmuş diyebiliyorsun. Tabii. Üzüldüğümüz noktalarda var tabii ama yani... Bunu şu anda aklıma, evet, gelmediği için de söyledim. Tabii yani spontane olsun ki dedik yani. O ama çok teşekkür ediyorum. Mutlaka birçok sevinciniz ve üzüntünüz her insan gibi vardır. Ya mutlaka vardır. Evet, ama gençlere özellikle çok güzel bir şey söylemiş oldunuz. En büyük sermaye dürüstlük dediniz. Tabii. Çok dürüstlük bir zenginliktir aslında. Evet, tabii. Ve bunun buna sahip olduğun zaman mutlaka er ve geç mutlaka başarısını göreceksin. Ama sadece dürüstlük yetmiyor tabii ki. Onun yanına çalışkanlığını koyacaksın. Lazım. Yani hedefini koyacaksın. Ama bununla beraber yani bazı şeyleri birleştirdiğin zaman mutlaka başarılı oluyorsun. Tabii. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğim bir şey varsa beraber Yok, kapatalım. Ben tekrar beni Karadeniz Ekonomi, evet, programına aldığınız için Altaş ailesine, çalışanlarına ve sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Umarım iyi program olmuştur. Her zamanki gibi formdaydınız. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Evet. Evet sevgili izleyiciler, Murat Gülsoy'la Karadeniz Ekonomi programının sonuna geldik. Bir başka hafta yeni bir konukla görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.